Narin davası kadar yürek yakan bir davaydı. Onun kadar önemli. Tabii ki ölmemişti ama onu da diri diri mezara gömmüşlerdi. Kim? 6 yaşındaki çocuğu evlendirmişlerdi biliyorsunuz. Bir tarikatın içerisinde oluyordu bunlar. 6 yaşında küçücük bir çocuğu maalesef kendinden yaşça büyük, 6 yaşındaki çocuğun yaşça büyük biriyle evlendirse de 6 yaşında çocuk evlendirilir mi? İşte Türkiye'nin yüz karası hikayelerden biri. İsmail Ağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin davada bugün karar açıklandı. Baba Gümüşel'e 18 yıl 9 ay Kadir istekli yani onunla evlenen yaratığa ise 6 yaşındaki çocukla evlenen, nişanlanan bir yarata ise Kadir İstekli ise 36 ay hapis cezasına mahkum edildi. E, Türkiye'de iyi şeyler de oluyormuş. Yani ömür boyu olmalıydı ama 36 yıl vermişler. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve dinin nikahlı eş Kadir İstekli bugün görülen karar duruşmasında tutuklu bulundukları cezaevinden sekbis ile bağlandı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutukluluğa yönelik yakalama kararı bulunan anne Fatma Gümüşel ise duruşmaya katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti firari anne Fatma Gümüşel'e tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına karar verdi. Tutuklu sanık Kadir İstekli'nin zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 21 yıl, nitelikli cinsel saldırı suçundan 15 yıl olmak üzere toplamda 36 yıl hapisle cezalandırılmasına, tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşelen ise zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Peki hikaye neydi ne olmuştu? 98 doğumlu EKG 2004 yılında henüz 6 yaşındayken annesinden bile büyük 29 yaşında bir adamla evlendirildi. 7 yaşında cinsel taciz görmeye başladı. 13 yaşında bir rahatsızlığa medeniyle gittiği doktor HKG'nin durumunu anladı ve kolluk güçlerine ihbar etti. Soruşturmayı yürüten savcı yaş tespiti için doğum raporunu istemek yerine kemik yaşının hesaplanmasını istedi. HKG'nin yerine 21 yaşında bir kadın muayene, muayeneye sokuldu. Bakın o dönem 21 yaşında bir kadını sokuyorlar muayene ve kadının kızın 13 yaşında değil zaten 21 yaşında olduğunu, büyük olduğunu göstermek için böyle bir sahte iş yaptılar. Bunlar da kendine dindar Allah yolundayız falan diyen bir vakıf. HKG'nin yaşı kemik raporunda 21 çıkınca savcı takipsizlik kararı vermişti. Dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı HKG'nin evlendirilmesine doktorun kemik yaşına ilgili düzenlediği raporun sorulması üzerine soruşturma açtıklarını Söyledi ve dile getirmişti. Hiramur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı HKG'nin henüz 6 yaşındayken 29 yaşında mürit Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilerek yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada istinafın cezaları az bularak bozmasınlar sanıklar yeniden yargılanmıştı. E, kararda İstinaf Mahkemesi sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 arası yılları arası Çocuğun nitelikli cinsel istismarı 2020 yılı için ise eşe karşı nitelikli cinsel saldırı suçlarından iki ayrı ceza verilmesi gerekirken tek bir suçtan cezalandırılma yapıldığı değerlendirildi. Anne ve babanın cezasını ise bebeğin olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiğini belirtti. İstinaf Yeniden yargılama yapılması için dosyayı Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Ve mahkemede artık net bir karar verdi. Ee, babaya 18 yıl 9 ay, kocaya diyelim diğer sapa tecavüzcüye de 36 yıl hapis verdi. Bence az. Yani bence az açıkçası. Yani çocukları istismar etmek. Yani bir baba, bir anne 6 yaşındaki bebek daha. Yani çocuk yani minnacık çocuğunu bir... Yaratığa veriyor işte mavi şartlı yanında görünen yaratığa veriyor. Bu yaratıkta hiç düşünmeden şey yapmadan evleniyor bu çocukla ve çocuğu yıllarca istismar ediyorlar. İşte adamlar güçlü tamam mı yani bu istismarcılar güçlü oldukları için de gitmişler kızın yerine başka birini kemik yaşına almışlar. Yani bir sürü sahte rapor düzenlemişler bunların hepsi çok şükür adalet e, tecelli etti ve adalet mekanizması doğru işledi ve yerini buldu. İnşallah bütün davalar da adalet tecelli eder yorumunu da yaratık doğru sıfat demiş bir arkadaşımız. Yani bunlara ben insan diyemiyorum arkadaşlar. Ya insan dersek o zaman insanlara ne diyeceğiz değil mi? Ya yani bunlar yaratık. Şimdi hayvan diyeceğim, hayvana yazık, hayvana hakaret oluyor. Ay şurada benim iki tane uyuyan Odin ve Efsun'um var, kedilerim var. Dünya tatlısı. Bu yaratıktan daha değerli, daha çok dünyaya faydası var, insanlığa daha faydası var. Huzur ve sevgi yayıyorlar. Bu yaratık ne yayıyor mesela? elinde gül olan yaratık ve aşağıdaki yaratık ne yayıyor bana onu söyleyin onlar böyledir abi. 6 yaşındaki çocuğu evlendiren de yaratık, onu istismar eden de canavardır. Yaratık oğlu yaratıktır yani. Kimse kusura bakmasın. Benden de şey beklemeyin. Öyle cicili cicili sözler beklemeyin bunlara cicili bicili söz söyleyemem. Yani bunda, bir de biliyorsunuz bunlar şey yaptığında bu dava görüldüğü sırada ne yapmışlardı biliyor musunuz? Utanmadan bir sürü böyle sakallı, cübbeli, çarşaflı kadın bunları savunmuştu. Yani bunları savunmuştu arkadaşlar. 36 yıl, 36 ay değil. Yani burada ben 36 ay mı dedim? Hayır ben haberde şunu söyledim. 18 yıl 6 ay diye birininki vardı ya öyle, o, o oradaki ay. 36 yıl, 36 ay değil. Ben yani ömür boyu olmuş, 36 ay. Ne ki bunlar 36 ay olsa şu an e, adliyenin önünde eylemdeydim ben. 36 yıl hapse şu mavi e, eşarplı kızın yanında duran yaratık yani çocukla evlenen o yarata 36 yıl babasına da 18 yıl verildi.